Aa. Bir de anlatsana Umur amca. Betüş gerçekten o dev gibi kadını yere mi devirdi? Hala şoktayım. Temel reisin ıspanak yemiş hali gibiydi. Vay canına. Onu öyle görmeyi çok isterdim. Şşt, yavaş olun. Duyacak şimdi. Sonra gelip sizi de o kadını dövdüğü gibi. Tövbe tövbe. Şşt, şşt. Yapma Firuze. Betüş Hanım karıncayı bile incitecek biri değildir. Bilmiyor musun? Keşke böyle birazcık daha güçlü biri olsaydı da. Ondan sonra ona gönlünü iyice gösterseydim. Kafeme bir daha gelemezmiş. Çok umurumdaydı, çok umurumdaydı. Lütfen bak, bak sakin ol hayatım, her şey bitti artık. Bitmedi Sadık, bitmedi. Her şey daha yeni başlıyor. O bir daha karşıma çıksın, ona anasından doğduğuna pişman edeceğim. Tamam tamam tamam, bak lütfen sakin ol diyorum sana. Sen böyle bir insan değildin, ne oldu sana şekerim? Nasıl ne oldu bana şekerim? Yani hani sen kavgadan nefret ederdin. Hani elinde olsa insanların birbirine el kaldırmalarını engellemek isterdin. Hani insanlar konuşa konuşa anlaşırdı. Bunları ben mi söylemişim? Palavra. Kadın erkek hiç fark etmez. Birisi böyle hak etti mi? Ağzının payını vereceksin. Tamam bak, sen sinirinden ne dediğini bilmiyorsun şekerim. Gayet iyi biliyorum Sadıkçığım, gayet iyi biliyorum. Asıl sen beni hiç tanıyamamışsın. Bir dakika. Eğer biz bu tartışmaya devam edersek birbirimizi çok kötü kıracağız. Onun için ben aşağıya patronun yanına iniyorum, tamam mı? Sen sakinleştikten sonra bize katılırsın. Şal. Karşıymış karıcığım, şimdi ben de seni çağıracaktım ya. Yok, utanmaz yalancı. Beni çağıracaktın ha. Bak bak bak, bak bak, hala ayıramıyor gözleri teleskoptan, hala ayıramıyor. Ama açıklamama izin ver karıcığım, orada çok ne? Çok ilginç şeyler oluyor. Bak Betüş Hanım kocasıyla kavga etti, tamam mı? Kocası da odadan çıkınca Betüş Hanım bütün eşyaları sağa sola fırlatmaya başladı böyle. Ya bana yalan söyleme abi. Bana yalan söyleme. Nereye nasıl baktın ben kendi gözlerimle gördüm. Kıvırma. Ya kıvırmıyorum karıcığım. Ya ne olur açıklayayım işte. Bunları yaparken kadın parmağını bile oynatmadı. Yani gel gel, bir de sen bak şu manzaraya. Bir de gel bak bak bak, bak şu manzara. 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 Betüş Hanım çıplak mıydı bari? Söyle. Çıplak mıydı? O kadının doğaüstü güçleri var diyorum karıcığım, niye anlamıyorsun? Allah cezanı vermesin. Avni, sana ne oldu Avni? Sen nasıl bu hallere geldin? Parayı görünce sapıttın sen, sapıttın. Pu sapık. Ben sapık değilim. Sus tek kelime daha etme bana. Ama seni boşayacağım sanıyorum, sen fena dayanılıyorsun abi. Fena dayanılıyorsun çünkü boşamayacağım. Paraları da o kadınla yemene asla göz yemem. Pu. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Lanet olsun! Galiba bitti. Sadık Bey, isterseniz ben çocukları alıp dışarı çıkayım. Onunla yalnız kalmanız daha iyi gelecektir. Sağ ol Firuze. Şu an ona benim de iyi geleceğimi hiç sanmıyorum. Sadık. Evliliğinizde bir sorun yok değil mi? Yok, bunu da nereden çıkardınız patron? Bilmem, Betüş Hanım seninle evlendiğinde gayet sakin bir insandı. Acaba diyorum saflığın ve sakarlıklarınla beni delirttiğin gibi... ...onu da bu hale sen getirmiş olabilir misin? Rica ederim patron. Yani lütfen. Betüş bütün kusurlarıma rağmen beni sever. Ya. Nasıl oldun karıcığım? Seni görünce daha da beter oluyorum Sadık. Yüzündeki o şapşal gülümseme var ya beni hasta ediyor. Beni de. Lütfen
lütfen babamıza böyle kötü espriler yapma Betüş. Biliyorsun babam saf bir insan. Ciddiye alırsa çok üzülür. Ya öyle mi? Espri yaptığımı kim söyledi size? Öyle bir halim mi var? Ben seni anlıyorum Betüş. Bugün kafede sebepsiz yere o kadını dövmenin altında ailevi nedenlerin yattığını tahmin ediyordum. Sadık Efendi'nin patronusunuz diye hayatımız hakkında yorum yapamazsınız Umur Bey. Hem siz niye hala buradasınız? Hatırlamıyor musun? Bugün olay çıkarmadan önce sana yeni parfümümüze adını verebilir miyiz diye sormuştum. Ve hala da cevabını bekliyorum. Çok iyi. Cevap veriyorum. Hayır. Gidebilirsiniz. Ne? Gayet açık ve net hayır dedim. Ayrıca o parfümü piyasaya sürmenize de izin vermiyorum. Nasıl yani? Çok basit. Çünkü o bayıldığınız parfümü Sadık değil ben yarattım. Karın neler söylüyor Sadık? Bilmiyorum. Tuhaf bir şeyler oldu ona patron. Hemen cevap istiyorum. O parfümü kim yarattı? Tabii ki ben. Çocuklara sorun. Şimdi her şey anlaşıldı. Ben de zaten senin nasıl böyle bir çalışma yaptığına şaşıyordum. Demek her şey Betüş'ün eseriymiş. Bu durumda kovuldun. Ama... Kovuldun. Nokta. Biz de bu sabah tam senin arkadaş olmaya başladığımızı sanmıştık. Yazıklar olsun. Çok kötü bir üvey anneymişsin. Firuze. Firuze! Çabuk bana çay getir. Oldu anneciğim, oldu. Sonunda Betüş bir canavara dönüştü. Ben sana dememiş miydim bu defa sihir işe yarayacak diye. Ama ne yalan söyleyeyim, her şeyin berbat olması düşündüğümden de kısa sürdü. Vallahi eniştem iki güne kalmaz Betüş'ü boşar. Sabaha kadar sabrederse şaşır. Ah vicdansızlar, ah duygusuzlar. Dodo. Hayırdır Perihan, hoş geldin. Selam Perihan teyze. Sizinle hemen görüşmem lazım. Ne hakkında? Periler heyeti olarak bir bilgi aldık. Merkeze gelen haberlere göre Betüş'e bir şeyler olmuş. Sihirlerini insanlara ve eşyalara zarar vermek için kullandığı saptanmış. Dünyada inanmam. Betüş öyle şeyler yapmaz. Ben bu durumu tabii ki araştıracağım. Gözüm bir süre Betüş'ün üstünde olacak. Ama yine de size bir sorayım dedim. Ona neler olduğunu gerçekten bilmiyor musunuz? Kutsal Peri kitabı üzerine yemin ederim ki bilmiyorum. Ben de derim bilmiyoruz. Size inanmak istiyorum. Ama madem durumu öğrendiniz gidip ona bir bakarsınız herhalde değil mi? Perihan teyze haklı anne. Betüş'e gidip bir baksak çok iyi olur. Evet gidip hemen bakalım. Bunu çok iyi akıl ettin güzel kızım benim. Biz seni haberdar ederiz. Görüşürüz. Keşke doğruyu söylesen Armin. Keşke komşularımızın evindeki acayip olaylara ben de tanık olsam. Nerede? Sen komşumuzun karısı Röntgen'in adi bir kocası. Bunları örtbas etmek için de peri masalları uydurup duruyorsun. Yok işte. Hiçbir şey olup bittiği yok. Ay neden beni salak yerine koyuyorsun Armin? Neden? Ben bunu senin burnuna fitil fitil getirmez miyim Armin ya? Getirmez miyim? Avni! Avni çabuk buraya gel! Bu teleskopla sabaha kadar buradan beraber bakacağız! Avni! Gel buraya mızmız herif! Ben mızmız değilim! Kes sesini Avni! Kes buraya gel! Bundan sonra senin başını boş bırakmak yok! Sabaha kadar bu teleskopla beraber bakacağız dedim! Aa! Sanki ölüm uykusuna yatmış. Yok. Yok, Taci'nin böyle yatması normal değil. Bunda bir iş var. Ha, Dudu ona uyku sihiri yapmış besbelli. O zaman ben de onu sihirle uyandırırım. Hmm,
Hele şükür uyanabildin Taci. Ne var, ne oldu bana? Ay, başımı kaldıramıyorum. Taci, göz kapakların acıyor mu? Şu ensende bir sertlik hissediyor musun? Evet, nereden bildin? Hayatım, Dudu sana uyku sihiri yapmış besbelli. Taci, demek senin bana söylemeni istemediği bir şeyler var. Var tabii. Ha. Nereye gitti o? Betüş'e, periler merkezine bir bilgi geldi Taci. Betüş ilk defa sihirlerini çok kötüye kullanmaya başlamış. Üstelik çok düşüncesiz davranıyormuş. Kocasını, çocukları çok üzmüş. Hatta Sadık'ın işten kovulmasına bile neden olmuş. Biliyorum. Biliyor musun? Evet, her şeyi Dudu yaptı. Sadık'a sihir yaparsa yakalanabilir diye Betüş'e kötülük sihiri yaptı. Böylece Sadık'ın Betüş'ten nefret edip onu bırakacağını düşünüyor. Betüş'e neler olduğu şimdi anlaşılıyor. Bir şeyler yap Perihan. Yeter ki Dudu kızımın mutluluğunu engelleyemesin. Sen hiç merak etme Tacicim. Orasını bana bırak. Ne yapacaksın? Önce gizlice etrafa bir göz atıp neler olup bittiğine bakacağım. Sonra da ne yapacağımı ben çok iyi biliyorum. İşte böyle Dudu. Hadi bakalım, dersini al da gör. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.